Merhaba herkese, iyi akşamlar. Selçuk Eczacı Deposu. Şimdi başında bir şey söyleyeyim videonun. Bu sabah Bloomberg'te de vardı. Değindiler Selçuk Eczacı Deposu'nun zannederim temel izine, yani olumlu haberleriyle alakalı. Yani bir kere iyi bir firma, onu söyleyeyim. Türkiye'de ilaç dağıtımının yanlış hatırlamıyorsam %55'ine falan mı hakim? Öyle, %54'üne mi hakim? Böyle bir şey. Yani sektörün öncülerinden bir tanesi ve hatta öncüsü. Fakat bu fiyat hareketi, onu da söyleyeyim, bir beklenti hareketi bildiğiniz gibi. İşte aşı gelecek herhalde. Ben öyle anladım yani bu fiyat hareketinden, onu anladım. Bir aşı gelecek. Bu aşıyı Selçuk Eczacı Deposu dağıtacak falan filan diye olan bir hareket. Şimdi beklenti hareketleri bazen borsalarda tehlikedir. Yani o beklenti karşılanır karşılanmaz onu bilemem. Ama dediğim gibi yani temel olarak zaten iyi bir firma. Selçuk Eczacı. Dün sorun oldu. Aslında çekmeyecektim videosunu. Yani bu tür videoları, böyle hareketleri videosunu çok çekmek istemiyorum. Dün bir sorun oldu aslında. Onun için çekiyorum. Şimdi normalde ben o arkadaşa da yazıyla cevap verdim. Videosunu yapmadığım için. Bu tür bir hareket ters yüz hareketidir. Yani şöyle bir mumdan sonra aşağı yönlü bir hareket beklenir. Fakat orada da yazmıştım. Şimdi Selçuk Eczacı'da bir beklenti hareketi var. Bu tür beklenti hareketlerinde yani bu formasyonu tam şey yapamazsınız, alamazsınız yani olur da diyemezsiniz, böyle döner de diyemezsiniz. Nitekim bugün delici bir mumla gene aşağıdan gelen buradaki formasyonu boşa düşürmüş oldu Selçuk Eczacı yani 16.51'de. Ha bu da şey olmasın yani yarın tersi olur mu olmaz mı? Ya bilemeyiz yani şu an ticaret çok hızlı, inanılmaz, ama şunu hatırlatayım size. Bu çok oluyor çünkü arkadaşlar. Yani bu mesela doğalgaz haberinde de oldu. Doğalgazın miktarı geldi, her şey aşağı düştü falan. Bir fiyatta yani o andaki piyasa fiyatına her şey dahildir. Bunu mutlaka hesaplayın bu tür hareketlerde. Yani bakın tekrar söylüyorum. Fiyata her şey dahildir teorik olarak. Yani şimdiden bu fiyat oluşuyorsa buna aşının dağıtımı veya ileriki işleri Selçuk Eczacı Deposu'nun vesaire vesaire yani ne olacaksa yani ne şey varsa ticari gelişme haberlerin içinde hepsinin dahil olduğunu unutmayın ve ona göre strateji kurun. Genel olarak yani fiyat tabii çok uzak kaldı burada öyle 8 gün 800 gün artık çok yani kar satışı için hissede olanlara çok uzak kalır. Burada 3 gün veya 5 gün koyabilirsiniz. Yani 3 günde tabii çok içine girdi 15.83. 5 gün bakalım hadi biraz da şans verelim. O mumun altına geldi 15-18. Şimdi genel olarak konuşursam bu tür bir yeşil mumun arkasından olur ya siyah bir mum olursa yarısından fazlasını yutan hele üstte gepli açıldıysa bu atıyorum yani bugün kaçtan kapattı işte. Yani buradan sonra beklenmez genelde. Onu da söyleyeyim. Mum formasyonu açısından beklenmez yani böyle bir yeşilden sonra. Ama biz ne olur ne olmaz konuşalım. 16.51'in üstünde boşluk yapıp açılan ve aşağı doğru şu mumun yarısından fazlasını yiyen yani 15.60'larda 50'lerde bitiren bir gün olursa normalde tehlikelidir. Yani orada bir formasyon vardır. Aşağı doğru yine delici veya şu tür yutucu bir mum olursa o da tehlikelidir ama gördüğünüz gibi yani olmayı veriyor. Böyle bir mum formasyonu takip eden varsa o tür siyah bir mumu takip edebilir. Yani öyle bir mum gelirse bir kar realizasyonuna tekrar işaret edebilir. 15-18 üstünde de kaldıkça çok kısa vadeciler için söylüyorum. Yine pozitif olarak değerlendirebilirsiniz. Yani orada bir destek düşünebilirsiniz. Çünkü bu tür fiyat hareketlerini çok uzun kopup giden bu fiyat hareketlerini genellikle böyle 5 günlük gibi 3 günlük gibi artık riske göre üstsel hareketlerle takip etmek faydalıdır diye düşünüyorum. 16 lira 9 kuruş 2.618 hedefiydi. Dolayısıyla orayı geçti. Ben bir önceki videoyu ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Orada 1.618'e 12.65'i çizmişim. Tabii oralarda çok hızlı geçti bu beklenti hareketiyle. Hala burada her şey yukarı veriyor. RSI de yukarı veriyor. Zaten RSI yönünden çok da ısınmıştı. Yani ben aslında videoyu 2 gün önce çekecektim de. Yani dediğim gibi bu tür hareketlerle video çekmek istemiyorum. Çünkü bambaşka bir şey anlaşılır. İşte o videoya göre hareket edilir.
kardan zarar edilebilir veya zarar edilebilir. Yani o tür hızlı hareketlerden onun için biraz sakınıyorum. Ama tabii 90, aslında o videoyu çektim yayınlamadım yani. 92 çok yüksek bir RSI seviyesiydi zaten. Yani ki gün içine hesaba katarsanız yani şuradaki hareketin gün içinde ekran başında olan traderlar muhtemelen burada 95'i 96'yı gördü. Selçuk Eczacı'da gün içi hareketi için söylüyorum. 95-96 artık bir yerde bir satıcı gelir RSI'ye bakarsanız. Nitekim öyle de oldu. Yani akşam üstüydü galiba, öğleden sonra mıydı tam hatırlamıyorum geri çekilmesi. Orada da Cuma günü o riski kimse taşımak istemedi. Satışta tahmin ediyorum o yüzden geldi. Bunun dışında şu an yine görünüm pozitif, olumlu. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Tabii hareketin devamı halinde de 1952 3618 yine bir direnç bölgesi. RSI'da da yani genellikle 80 civarı, 75-80 civarı, ama tabii burada artık o geçiliyor. Yine hareketlerin devamı halinde RSI'de bir önceki tepe olan 90 kaçtı, bir daha bakalım. Tam söyleyeyim. 70, pardon, özür dilerim, 92-13 seviyesi de takip edilmeli. Herkese iyi akşamlar.